Rum Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs'ta ikamet etmekte olan ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı almış kişilerin özel seçmen listesine otomatikman kaydedilmesini öngören değişiklik yasasını onayladı. Simerini gazetesine göre Rum sözcü Stalianidis, değişiklik yasasının maksadını Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin etkin denetimi altında olmayan bölgelerinde yaşayan ve yasanın 4. maddesi tahtında seçme hakkına sahip olup, Cumhuriyet kimliği hamili olan bütün vatandaşlarının otomatikman özel seçmen listesine kaydedilmesi cümleleriyle anlattı. Rum Su İşleri Dairesi Baf Bölge Yetkilisi Vasos Sokratus, 2013-14 yağmur sezonunda düşen yağış miktarının çok azaldığını, özellikle son aylarda oldukça hayal kırıcı olduğunu açıkladı. Alitya'nın haberine göre bu yılki yağış sezonunda Güney Kıbrıs geneline düşen toplam yağış miktarının 3,5 milyon metreküp olduğunu işaret etti. Sokratus buna karşın Baf bölgesindeki su rezervlerinin durumunun iyi denilebileceğini işaret etti. Güney Kıbrıs ile İsrail arasında enerji güvenliğine ilişkin karşılıklı anlayış memorandumu nihai metninin dün Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı haber verildi. Felefteros gazetesi enerji güvenliği konusunda Kıbrıs-İsrail İşbirliği başlığıyla verdiği haberinde Güney Kıbrıs ile İsrail arasında uzlaşılan enerji güvenliği alanında sağlanan uzlaşının çok önemli kabul edildiğini yazdı. Güney Kıbrıs ile İsrail hükümeti arasındaki karşılıklı anlayış memorandumu nihai metninin dün Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını kaydeden gazete, ilgili önerinin Bakanlar Kurulu'na Rum Savunma Bakanı Fatius Fotyu tarafından sunulduğunu belirtti. Güney Kıbrıs'ta öğrenciler, emekliler, taksiciler ve diyabet hastalarının karşı karşıya oldukları sorunlarını dile getirerek dün ayrı ayrı protesto gösterileri yaptığı haber verildi. Haravi gazetesi, Rum tarafında okuyan öğrenciler ve emeklilerin dün Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önüne toplanarak otobüslerde ücret istenmesinin askıya alınması ve diyalog başlatılması talebiyle protesto gösterisi yaptıklarını yazdı. Diğer yanda taksicilerin Rum Meclisi önüne toplanarak vergiler, seyir seferler gibi karşı karşıya oldukları sorunları protesto ettiklerini kaydeden gazete, bu protestodan dolayı trafikte büyük bir kaos yaşandığını belirtti. Rum Çevre Komiseri Yonna Panayotu, siyasi partiler ve yurt dışındaki diplomatik misyonlara Beş Parmak Dağları'ndaki taş ocakları konusunu özlü olarak gündeme getirmeleri çağrısında bulundu. Politis gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianou ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Panayotu, partilerin Avrupa Birliği'nde ve diğer ülkelerde kardeş partileri olduğu için yapılan yıkım konusunda uluslararası bilgilendirmeler yapılmasına özlü olarak katkıda bulunabileceklerini belirtti.